Günaydın. Günaydın. Hayrola? Ne yapıyorsunuz burada? Yeni başhekimi bekliyoruz. Neden kapıda beklediğinizi anlamadım. Sormayın Levent Bey. Hastane yönetimi öyle uygun görmüş nedense. Kaprisli bir başhekimle karşı karşıyayız galiba. Tespitin doğru. Biraz kaprisli olduğumu söylerler. Hocam! Hoş geldiniz. Hocam, biz sizin geleceğinizi bilmiyorduk. Hoş geldiniz hocam. Yeniden aramızdasınız demek. Hocam, çok sevindim. Öyle peşin peşin sevinmeyin. Geçici olarak buradayım. Hastane yönetimi rica etti, kıramadım geldim. Ne de olsa tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıymış. Aslında emekliye ayırmıştım ya kendimi. Yapmayın hocam. Siz emeklilik için daha çok gençsiniz. İyi ki döndünüz. Sizin deneyimlerinizden mahrum kalmayacağımız için çok mutluyuz. Ben de Viva'ya döndüğüm için mutluyum. Sağ ol. Aramıza yeni arkadaşlar katılmış. Evet hocam. Merhaba hocam. Ben Ahmet. Ben Duygu hocam. Merhaba hocam. Ben de Güley. Memnun oldum arkadaşlar. Hocam buyurun. Odanıza kadar size eşlik edeyim. Ne dikiliyorsunuz hala burada? Hadi işinizin başına. Hiç değişmemişsin Fikret. Hala aynı Gestapo'sun. Daha iyisin değil mi Nazlı kızım benim? Oh! Revan nasıl? Çok iyi teyzesi bak. Burada uyuyup kalmışım. Sen bütün gece uyumadın değil mi? Keşke kaldırsaydın beni. Bir güzel dinlendin işte. Bir güzel dinlendin değil mi teyze kızım? Hocam hoş geldiniz. Bana eşlik ettiğin için teşekkürler Fikret. Artık işinin başına dönebilirsin. Başsın hocam. Aslında ben Suat'la Zena'nın kızını görmek istiyorum. Ha. Hangi odadılar biliyor musun? 3216 hocam. Herkesin dilinden düşüremediği minik kız da bu demek. Çok tatlı gerçekten. Adı ne? Revan hocam. Göbek adı da Nazlı. Gelmenize çok sevindim hocam. Sizden fırça yemeği bile özlemişim. İznin bitince bu özlemine bir son veririz o zaman. Hocam, Ela da yeniden aramıza dönmek istiyor. Biliyorum. Bu konuyla en kısa zamanda ilgileneceğim. Sağ olun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilir.